Dostlar selamlar. Burak Karaoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Fiat Egea Crosswagon'un 1.0 Firefly motorlu bu aracının yakıt tüketim değerlerine bakacağız. Gerçek zamanlı bir gerçek hayat deneyimi yapacağız sizlerle. Gerçekten iddia ediyorum ki bu araba ve bu motor kombinasyonunda bundan daha detaylı bir yakıt tüketimi videosu ya da bilgilendirme yazısı vesaire herhangi bir şey bulamayacaksınız. En detaylısı ve en gerçek dünyası bu olacak ki zaten sizin gözünüzün önünde süreceğim. Sizin gözünüzün önünde fotoğrafları çekeceğim. Sizin gözünüzün önünde her şeyi size anlatacağım dostlar. Kanala abone olur ve videoyu beğenirseniz de ben videoya başlayayım ve sizlere bu 1.0 Firefly motorlu aracın ne kadar yaktığını anlatayım. Bu aracı tanıtmak bana düştü demiştim satın alma videomda. Çünkü gerçekten ne bir yazı, ne bir video, ne bir doğru düzgün bir şey var. Hem 1.0 Firefly motorun kendisiyle alakalı ne de bu Fiat Egea Crosswagon karoseriyle alakalı hiçbir şey bulamıyorsunuz. O yüzden madem hiçbir şey bulunamayan bir araca sahibim, o zaman internet içeriklerin çoğunu ben üreteceğim diye bir motivasyonla çıktım yola dostlar. Aslında ben bu videoyu çekmiştim size ama videoyu çektiğimde aracın motor yağı lambası yanıyordu. Motor yağı değiştirme lambası yanıyordu ve bir bakıma ihtiyacı vardı. Hani bakımdan önce ve sonra yakıt tüketiminde farklılıklar olabilir ve bakımdan hemen önceki işte o biraz daha katılaşmış, artık dönmekte zorlanan motor yağı, diğer etkenlerle beraber yakıt tüketiminin değişebileceğini düşünerek sizlere bakım sonrası bu videoyu tekrar çekiyorum. Bir de kanalda Egea Crosswagon'la ya da otomobil videosu bekleyen dostlar olacak. Onlara bir açıklama yapayım. Aydın'da yaşıyorum ve Aydın'da şu an 40 derecenin üzerinde seyrediyor sıcaklar. Hani bir gün böyle sabah işte saat 10'da hava 40 değil de 34 dereceyken klima minimumda size bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Bu bilgiyi de vereyim istedim. Şimdi dostlar sürüşe başlayalım ama öncesinde bir çok güzel bir değerim var benim. Size bunun fotoğrafını da çekeceğim. Şöyle çekeyim ve çektikten sonra anlatayım. Burada Trip A değeri var. Trip A değeri benim otomobili aldığım gün sıfırladığım değer. Yani ben otomobili aldım, aynı gün sıfırladım buradan OK'ye basıp ve bakın 4408 kilometre yapmışım. Ortalama hızım 48 kilometre bölü saat. Seyahat süremde 91,5 saat. Yani 48 kilometre bölü saat demek tam bir karma tüketim demek. Ve şu anda bu karma tüketim sonucunda aracın yakıt tüketimi 7,2 litre bölü 100 kilometre. Bu 4400 kilometre yolun 2000 civarı şehirler arası, 2200'de şehir içi oldu pardon. O yüzden tam bir karma tüketim. Hızla gösteriyor ki gerçekten tam bir karma tüketim. Yani bu 1.0 Firefly motorlu motoru bu Egea Crosswagon karoserine taktığınızda dikkatli bir kullanımla 7,2 gibi bir karma değer elde ediyor ki bence bu gerçekten başarılı. Hani birçok benzer boyuttaki otomobilin şehirler arası yakıt tüketimi 7,2'lerde olurken bu karma tüketim gerçekten çok etkileyici bence. Yani şunu iddia edebilirim en azından. Hani Alman diye övdüğünüz ya da başka şey işte başka daha işte Japon diye övdüğünüz bu küçük hacimli motorlardan hiç de yakıt tüketimi konusunda arda kalan bir yanı yok. Bunu benden net bir şekilde söyleyebilirim. Dostlar şimdi sizlerle şehirler arası bir tüketim yapacağız. Bu nasıl olacak onu anlatayım. Buradan Aydın Efeler ilçesinden Germenci'ye kadar otobandan devam edeceğim ve oradan döneceğim. Yaklaşık bir herhalde bir 70-80 kilometrelik bir rota olacak. Bunu da yine harita üzerinden de size göstermeye çalışırım. Oradan otobandan aynen geri döneceğim. 70-80 kilometre boyunca 110 kilometre bölü saat hızla bu yolu yapacağım. Bakalım yakıt tüketimim ne kadar olacak. O halde sizler de hazırsanız ben yola çıkıyorum. Hızlı bir yol videosundan sonra bu aracı şehirler arası yakıt tüketimini öğreniyorsunuz. Ben de öğreniyorum bu arada. Evet dostlar, 50 kilometrelik, başta 70-80 kilometre civarı demiştim, yanlış biliyormuşum. 50 kilometrelik bir rota yaptık. Ortalama hızım 90 gösteriyor. Yani ben 110 sabit hızla gitmeme rağmen, ki hız sabitleyicimde 110, siz de görüyorsunuz, 90 ortalama hızı. Herhalde buradan kalkıştan 110'a kadar giderken ve orada Germencik'te gişelere girip çıkıp orada ışıklarda bekleyip dönerken ortalama biraz düşmüş. 33 dakikalık bir seyahat süresi, 30 küsür diyeyim. Fotoğrafı 1-2 dakika önce çektim. 30-31'dir muhtemelen sizde. 5.5 litre bölü 100 kilometrelik bir yakıt tüketimi. Bunu nasıl yaptım söyleyeyim. Klima low'da, yani derecesi en düşükte ama fan hızı da en düşükte. 110 kilometre sabit bir şekilde bu araçla 5.5 litre bölü 100 kilometre yaktım. Ha, bunu karşılaştır Burak derseniz hemen karşılaştırayım dostlar. Örnek veriyorum. Bir önceki aracım Toyota Corolla ile 1.5 Multidrive S atmosferik benzinli Toyota Corolla ile aynı yolda 4.8-4.9 yakmıştım. Uzun yolda gerçekten atmosferik motor oldukça etkileyiciydi. Onun dışında Volkswagen'in 1.0 motorlu T-Cross ve Polo'suyla 5.1-5.2'lerde gezinmiştim. Zannediyorum 5.1'e 5.3'tü hatta. 5.1 Polo, 5.3 T-Cross'tu. Yine... Yani çeşitli araçlarla da 5 litrenin başları ortalama yaptım diyebilirim. 5,5 litre uzun yol için bence kötü bir değer. Zaten bu arabanın küçük hacimli ve oldukça iri bir karoseri, uzun ve yüksek bir karosere sahip arabaya 1.0 turbo gibi küçük hacimli motor takınca şehir içinde atiklikle falan kurtarıyor. Şimdi muhtemelen birazdan göreceğiz. Az önce saydığım arabaların birçoğundan, özellikle Toyota Corolla'dan şehir içinde çok daha az yaktığını anlatacağım diye düşünüyorum. Çıkan ortalamaya göre bakacağız. Ama şehirler arasında pek öyle olduğunu söyleyemem ki. Ben bu arabayla İstanbul'a gittim geldim, hani en net uzun yolculuğu böyle yaptım. 5.6 litre yakmıştım. İstanbul'a gidip gidiş gelişte de yine 5 litrenin başlarını başka arabalarla gördüğümü de söyleyeyim. Yani 5.5 litre fena değil ama tabii ki özellikle dizellerle ya da işte az önce bahsettiğim gibi yüksek hacimli atmosferiklerle falan daha altına inilebiliyor dostlar. Evet, videonun sonuna geldik. Son denemem, son gerçek hayat denemem de şehir içi olacak. Tabii ki burada bir İstanbul trafiği gibi bir trafik yapmayacağım ki zaten hiçbir otomobil üreticisi de arabasını İstanbul trafiğinde kaç yakacak diye planlamıyor. Çünkü sizler de broşürlere baktığınızda işte şehir içi 5, şehirler arası 6,5 görürsünüz ama İstanbul trafiğinde 14 litre falan yakılır. Hani o yüzden İstanbul trafiği burada gerçek bir şey değil bence. Gerçek bir kıstas değil. O yüzden İstanbul trafiğine göre değil. Normal bir şehir içi trafiği, işte ışıkta duracağız, kalkacağız, ufak tefek trafiklerde bekleyeceğiz diye umuyorum. Sizlerle beraber bir de trafikte sürelim bakalım şu arabayı. 5,5 litre şehirler arası yakaladım. 7.2 karma tüketimin, bakalım 10 litrenin altına düşebilecek miyim, yoksa 10 litrenin üzerinde mi gelecek şehir içi tüketimi? O halde dostlar hadi başlayalım. Şunu sıfırlayayım. Evet. Evet. Sizlerle bir 5-10 dakika tur atacağız. Evet dostlar, sizlerle Aydın'da şehir içinde ışıklarda durdum, trafikte durdum, tam böyle kırmızıdan yeşile dönerken yakalandım, yeşil yanmasına rağmen durup tekrar kalktım, çok sinir bozucu şeyler, bunların hepsini yaşadık. Sizlerle 4.7 kilometre Aydın şehir içinde bir dolandık, 26 kilometre bölü saat. Fotoğraftan doğrulayayım çünkü benim önümdekiyle size attığım değişebilecek. 27'ymiş, evet, iyi ki bakmışım. 27 kilometre bölü saat bir ortalama hızla, yani tam bir şehir içi. İstanbul'da da tam bir şehir içi bu. 10.2 litre bölü 100 kilometre yakmış araba. Bu değerin fena olmadığını söyleyebilirim. Çünkü yine bir önceki 1.5 atmosferik Multidrive S olan Toyota Corolla ile karşılaştıracağımda 12, 13 hatta çoğu zaman 14-15 litrenin altına inmekte çok zorlanıyordum şehir içinde. Atmosferik motorun az önce şehirler arasındaki sağlıklı ve az yakıt tüketimini düşündükten sonra bir de şehirler içinde oldukça fazla tüketiyordu. Buraya geldiğimizde de bu araba tam olarak beklenileni yapıyor. Turbo motoruyla atik bir şekilde şehir içinde sizi kolay bir şekilde bir yerden bir yere ulaştırıyor ve az yakıyor. Ama şehirler arasında da abi beni kullanma diyor. Tam olarak verebileceğim örnek bu dostlar. Fiat Egea Crosswagon kompakt boyutları ve ekonomik 1.0 Firefly motoruyla dikkat çekiyor. Bu motor güçlü olmasının yanı sıra yakıt verimliliği sağlama konusunda da oldukça iddialı gördünüz. Sizlere de bu video aracılığıyla gerçek dünya deneyimi sunduğumu ve bu aracın günlük yaşamda ne kadar pratik olduğunu gösterdiğimi düşünüyorum dostlar. Hem bu 1.0 Firefly ile alakalı hem de Fiat Egea Crosswagon ile alakalı oldukça fazla video gelecek. Sizlerden de yorumlar ve beğeniler gelirse ben bu arabayı tanıtmak için uğraşmaya, emek vermeye devam ederim dostlar. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.